İngiltere Parlamentosu'nda Maraş katliamı kararı alındı. İngiltere Parlamentosu Partiler Üstü Alevi Grubu Başkanı John Ryan, bu yıl 37. anma etkinliklerinin Maraş valiliğince yasaklanması kararı üzerine alınan kararın yeniden gözden geçirilmesini isteyen bir karar aldı. Şırnak'ın abluk altındaki ilçeleri Silopi ve Cizre'de beklenen operasyon bu sabaha karşı başladı. İlçe merkezlerinde patlama seslerinin duyulduğu, polis ve askerlerin evlerin kapılarını kırarak baskın düzenlediği belirtildi. 10 bin askerin katıldığı operasyonlarda Cizre'de mahalle aralarında yoğun top atışları yapılıyor. Silopi'de bulunan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, içinde bulunduğu binanın kapılarının kırılarak içeri girildiğini ve askerlerin kendisine de silah doğrulttuğunu söyledi. IŞİD'in Irak'ın Musul vilayetindeki Başika kampına havan toplu saldırısında 4 Türk askeri yaralandı. Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinden Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen mesajla ayrılan öğretmenleri basın açıklamasıyla protesto etmek isteyen 8 Hakkari Üniversitesi öğrencisi gözaltına alındı. Rusya'nın düşürülen Rus savaş uçağı için tazminat talep edip benzer olayların yaşanmaması için Türkiye'den garanti istemesine Türkiye'den yanıt gecikmedi. Mümkün değil. Bodrum'dan Yunanistan'a geçmeye çalışırken aşırı su alıp batan teknede yaşları 2 ile 6 arasında değişen 4 çocuk hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı IŞİD'in öldürücü kimyasal sarin gazı bileşenlerini Türkiye'den aldığını iddia eden CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem hakkında soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık tarafından 2015'in 11 ayında kullanılan örtülü ödenek tutarı 1.6 milyar TL'ye yükseldi. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği çatışma ortamı ise güvenlik harcamalarını bir önceki yılın 3 katına çıkararak 2 milyar 974 milyon TL'ye yükseltti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına da adı karışan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı TÜRGEV ve Milli Eğitim Bakanlığı resmen ortak oldu. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde günlerdir süren ablukanın protesto edildiği yürüyüşü takip eden JINHA muhabiri gazeteci Beritan Can Özer gözaltına alındı. MHP'de olduğu dönemde AKP'nin aksine MİT tırlarının Türkmenlere gitmediğini savunan yeni AKP'li vekil ve Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, bu kez Türkmenlere silah gitti mi, gitmedi mi sorusuna Nasrettin Hoca fıkrasıyla cevap verdi. Delila, bir genç kadın gerillanın dağ günlükleri ile "Anneanne, ben aslında Diyarbakır'da değilim" kitaplarına toplatma kararı verilen gazeteciler, Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari karşılıklı destek mesajları paylaştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın uzun vadede çözümün bir parçası olamayacağını savunurken, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların kısa sürede sonlandırılmayacağının da sinyalini verdi.